Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli su böreği lezzetinde 10 dakikada yapabileceğiniz pofur pofur kabaran harika bir peynirli tepsi böreği yapacağız. Gerçekten çok pratik ama çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle böreğimizin sosunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için genişçe bir karıştırma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı sıvı yağını alıyorum. Yumurtalarım çözülene kadar çırpma teliyle şöyle bir karıştırıyorum. Ve göz kararı tuzumu da ilave ediyorum. Kullanacağınız peynir tuzluysa tuz miktarını azaltırsanız iyi olur. Tuzumla da karıştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi üzerine 4,5 su bardağı sütümü ekliyorum. Bol sütlü bir sosumuz olacak ve bu sos böreğimize su böreği lezzetini verecek. Şimdi tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve böreğimizin sosu hazır. Öncelikle borcamımı yağlıyorum. 6,5 adet yufkam var ve böreğimi dikdörtgen borcamda yapıyorum bugün. Şimdi ilk yufkamı borcamımın üzerine alıyorum ve artan kısımlarını kenarlarından sarkıtıyorum gördüğünüz gibi. Ve üzerine hazırlamış olduğum sostan bir kepçe kadar gezdiriyorum. Ve diğer yufkamı da gelişi güzel parçalıyorum. 5 veya 6 parçaya böldüm diyebilirim. Şimdi bölmüş olduğum parçaları yufkamın üzerine koyuyorum. İlk kat yufkamın tamamı kapandıktan sonra tekrar sosumdan bir kepçe kadar gezdiriyorum ve tekrar parçalamış olduğum yufkalardan koymaya devam ediyorum. Ve tekrar üzerine sosumdan gezdireceğim ve yufkalarımın yarısına gelene kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Evet, aynı işlemleri tekrarlayarak yufkalarımın tam yarısını kullandım. En son koymuş olduğum yufkaların üzerine sosumdan dökmedim ve hazırlamış olduğum iç malzememi döküyorum. Peynirli ve maydanozlu bir içten yapıyorum ben bugün. Gerçekten bu iç malzemesiyle harika bir börek oluyor. Fakat dilediğiniz malzemeyle de yapabilirsiniz. Evet, şimdi içimin hepsini döktüm ve her yerine gelecek şekilde yaydırıyorum. Ve iç malzememi güzelce yaydırdıktan sonra parçalamış olduğum yufkalar ve daha sonra sos şeklinde aynı işlemleri yapmaya devam edeceğim. Sadece en üst katına koymak için yarım yufkamı ayıracağım ve yufkam bitene kadar aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Evet, borcamımın üzerini kapatacak kadar bir yufkayı ayırmıştım ve diğer yufkaların bitene kadar aynı işlemleri yapmaya devam ettim. Ayırmış olduğum parçayı böreğimin en üst katına koydum ve kenarlardan sarkmış olan parçaları içeriye doğru toparlıyorum. Evet, fırınımı 190 derecede çalıştırdım bu arada. Fırınım ısınırken ben de böreğimi dilimleyebilirim. Gördüğünüz gibi böreğimi kare dilimlere ayırıyorum. Böreğimi dilimledikten sonra kalan sosumun hepsini kepçeyle üzerine gezdiriyorum. Bu arada fırınım da ısındı. Üzerlerine çörek otu ya da susam da serpebilirsiniz. İşte bu kadar pratik ama o kadar da lezzetli bir börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, ben sosumun hepsini böreğimin üzerine döktüm. Artık böreğimi 190 derecede kızarana kadar pişirebilirim.
Evet, böreğimiz pişti. Nasıl da güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyip servis etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok da pratik bir börek. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim çok beğeneceksiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.